31 Ağustos, 6 Eylül. Muhteşem boğalar, nasılsınız? Bu hafta size neler bekliyor diye not aldığımda, özellikle duygularınızla alakalı ani sert çıkışlarınız söz konusu olacak ve özellikle çevrenizdeki insanları biraz incitme, biraz tepkisel tavırlar sergileyeceksiniz. O yüzden biraz bu dönem yapmanız gereken tek şey bol kitap okuyun, filmler seyredin, enerjinizi değiştirin. Çünkü işteki yaşadığınız kaoslar ve işte işte yaşadığınız problemler sizi tamamıyla strese kıldı ve yakın çevrenizden hani acısını çıkartmaya çalışıyorsunuz ve bir para kaybı sizi çok fazla rahatsız etti ve bu parayı tekrar geri hayatıma alacak mıyım diye ve haksız evrede parayı kaybettiğiniz için canınız daralıyor. O yüzden size şöyle dedim, evet bu para sizin hanenize gelecek, kaybettiğiniz ya da hakkınız olan para hanenize gelecek ama bunun için bir yasal evre ya da inandığınız kişiyle görüşmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle bu hafta bir değişilmesi gereken iş yeriniz ya da masanız ya da yaptığınız işlerle ilgili değişmesini beklediğiniz yenilikler var. Bu yenilikler doğru süreçte yenilenecek ve sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Ama şu var, Boğa burcunda ben kendimle alakalı problemlerimi aşamıyorum. Nefes darlığı, panik atak, korku, kaygı başladı. Özellikle 31 Ağustos 6 Eylül döneminde böyle kaygılarınız söz konusu olabilir. Dediğim gibi nefes terapisti, yoga, meditasyon sizin enerjinize çok iyi gelecek ve ruhunuzu şifalandıracak. O yüzden takıntılarınız, detaycı yönünüz, kontrolleriniz sizi biraz kasmaya başlamış gözüküyor. Bol bol doğada yürüyüş yapmanızı öneriyorum. İşte yenilik dönemi ve olmasını istediğiniz teklif neyse haber gelme gibi durumu var ama siz sanki bunu 6 Eylül'den sonra zaferine erişeceksiniz. Kendi işini yapan bazı boğa burçlarında yenilik dönemi, restorasyon, yenilenme, daha büyütme kararı içerisindesiniz. Özellikle devletle bağlantılı işi olan boğa burçlarında da güzel bir değişim, beklediğiniz bir yenilik size çok büyük huzur getirecek gözüküyor. Özellikle de sınavınız varsa devletle alakalı değişmesini istediğiniz yerinizle ilgili bu da sizin sağlamlaşmanız gereken noktayı temsil eder. Toprak ya da toprak alımı ile ilgili karar verdiğiniz ortaklı bir projeniz var. İleride organik tarım yaparım diyen bazı boğa burçları. Evet bence burası çok doğru bir yer. Yatırımınızı yapın ve ortaklı yapacağınız şeyler size çok mutluluk verecek gözüküyor. İlişkiler konusunda da özellikle ters gitmeye başlayan ilişkiyi yumuşatma dönemi, daha sakin bir evre. Hatta şöyle söyleyeceğim, evlilikte bitme dönemine gelirken birbirimizi tekrar anlama ve iyileşme evresi. Özellikle çevrenizdeki insanların size yarattığı sözlü ifadeler ilişkinizi çok fazla daraltmıştı. Siz artık kendinizi bulma, kendinizi yenileme ve ilişki hakimiyeti yaşayacaksınız ve çevrenizdeki insanların sizi tavır ve edası ilgilendirmeyecek söyleyebilirim. Sağlık olarak özellikle sizde varis ya da ayak damarlarınızla ilgili ve bir estetik niyeti var bazı boğa burçlarını yaptırın. Çünkü uzun süredir istediğiniz özellikle bu genizdeki probleminiz ve bazı rahatsızlıklarınız vardı. Bunlar için çok doğru bir süreç. Bir de aile büyüklerimizle ilgili yaşanacak bir kalp problemi dikkat edilmesi gerektiğini bu hafta uyarıyorum. Tatilden çok evde dinlenmek istiyorsunuz ve biraz kendinizi bulmak istiyorsunuz. Eğer bu kendi bulma evrenizi yaşadığınız takdirde kendinizle alakalı yenilikler ama işte güzel bir değişim oluşmasını istediğiniz para hayatınıza gelecek. Uzun süredir bulunduğunuz evi de değiştirmek istiyorsunuz. Tam fırsat haftası, şimdiden hayırlı olsun. Dua olarak size şey demişim, mutlaka ve mutlaka şifalanmak istiyorsunuz. Ya Şafi olabilir, Ya Rezzak olabilir mutlaka ve mutlaka. İstediğiniz dilekte çekerseniz sevinirim. Üzerinizdeki yorgunluklar, halsiz hissetmelerinize iyi gelecek diyorum. Şimdiden güzel haftalar olsun. Sürpriz araba değişikliğiniz de var. Hayırlı olsun değerli boğa burcu. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Size iyi gelecektir. Duygularınızı da keşfetmek istiyorsanız ay burcunuzu bir kontrol ederseniz sevinirim diyorum.